Merhabalar, hoş geldiniz. Yeni bir Clash of Clans videosu ile sizlerin karşısındayım. Köyler Ne Alemde serimizin 10. bölümüyle yola devam ediyoruz arkadaşlar. Sizlerin köylerini inceleyeceğiz. 9. bölümde paylaştığım videonun altına köy kodlarını yazan arkadaşlar içerisinden rastgele 5 kişiyi seçip köylerini inceleyeceğiz. İsterseniz direkt başlayalım. Rastgele birine tıklıyorum ve Majeste isminde bir arkadaşımız çıktı. Köy kodunu bırakmış ve demiş ki abi inşallah bu sefer bakarsın demiş, seviliyorsun demiş. Majeste hadi yine iyisin, bu sefer şansın yaver gitti. İlk inceleyeceğimiz köy senin köyün olacak. Hemen şöyle sosyal kısmından aratıyorum. Bakalım nasıl bir köyüm varmış. Belediye binan 8. seviyede. Evet. Barbar kralın 9 seviye. Son seviyesi kalmış. Yeme içme onu 10 yap mutlaka. Ejderi halletmişsin. Büyücü, balon, kırıcı, goblin, dev. Hepsini halletmişsin ya. Vallahi süpersin. Büyülerin de hiç fena durumda değil. Yani yavaş yavaş köy binası 9'a geçmeyi düşünebilirsin bence. Eğer savunmalarında tamamsa tabii ki de. Şöyle bir köyüne de bakalım. Duvarların geride kalmış. Duvarlara hiç başlamamışsın. Evet, tembel bir oyuncuyla daha karşı karşıyayız arkadaşlar. Okçu barbar yapıyor. Ganimet kasmaya çalışıyor. Sanıyorum ki artık ganimet kasıp duvarlara aktaracaksın. Hava savunmaların geride kalmış. Toplar bitmiş. Okçu kuleleri fena değil. Yani güzel bir köyün var ama tek sıkıntı, bence en büyük sıkıntı duvarlar. Duvarlar her ne kadar bu seviyede biraz kolay da olsa yine de yani saldırı yapıp ganimet kazanarak duvar basabilirsin anca. Bol bol ganimet kasman lazım. Bir diğer eksik, toplayıcıların ve madenlerin de çok geride kalmış. Bunları da yani sadece altın ve iksir olarak düşünmeyin arkadaşlar. İsabet puanları yükseldiği için köyünüzün üçlenmesi de zorlanmış oluyor. O açıdan toplayıcı ve madenleri de ihmal etmeyin diyorum. Öteki tarafa bakalım. İnşaatçı binası 5. seviyede. Ezic'in 4. seviye, bir seviyesi kalmış. Hiç fena değil. Çoklu havan. Çoklu hava. Bu aşamada bence çoklu havana asılabilirsin. Çünkü 6. işçiyi almak için çoklu havanın en az 8 seviye olması lazım. Yani top arabası, savaş makinesi ve çoklu havan üzerinden çalışmanı tavsiye ederim. Majeste, sana da buradan başarılar dileyelim ve bir sonraki arkadaşımızı seçmek için siteye geri döndük. Tekrar tıklıyorum. Abdullah Pro, Abdazim Pro. Evet. Köy kodunu bırakmış ve demiş ki bakarsan sevinirim abi. Bakalım kardeşim, bakmazsam üzülür müsün peki? Üzülürsün, üzülürsün. O yüzden bakacağım ben sana. Tamam, şöyle bir köy kodunu yapıştıralım. Evet, bir belediye binası 8 hesabı daha çıktı. Kendi klanında yardımcı lider 10 levellik bir klanı var. Hiç fena değil. Bundan en iyi şekilde faydalanmaya bak. Kralın 10, tamam. Pekka, Ejder, Büyücü, senin de hiç fena değil ama Goblin'e hiç seviye vermemişsin. Zaten çok kullanılan bir asker değil. Çok büyük bir önemi yok. Kırıcı birazcık geride kalmış. Onun haricinde araştırmada yine tabii eksikliklerim var ama yavaş yavaş toparlarsın. Kralı ilk aşamada 10 yapman güzel bir şey. Her türlü ekmeğini yersin yani. Şimdi bakalım köyüne. Duvarlar büyük oranda bitmişler. Güzel. Hava savunmaları bitmiş. Toplar bitmiş gibi gözüküyor. Aynen, toplar da bitmiş. Geriye kalan şeyler sanıyorum birazcık havanların kalmış. Onun haricinde toplayıcılar, madenler de fena gözükmüyor. Hepsi 12. seviye. Güzel, güzel, gayet güzel. Aynen bu şekilde devam et. Duvarları savunmalardan önce bitirmemen güzel olmuş. Ganimetin çöp olmayacak. Yani bir yandan havanları falan yükseltirken bir yandan da ne yaparsın? Kalan ganimetle duvarları basarsın. Bence gayet güzel, başarılı bir köyüm var. Sonra ver elini, belediye binası 9. Öteki tarafa baktığımda inşaatçı binası 6. seviyede. Güzel. Savaş makinesi 8, hiç fena değil. Kesintisiz yükseltmeye bak. En zoru savaş makinesidir arkadaşlar. Bunu her fırsatta söylüyorum. Savaş makinesi ve top arabası odaklı çalışmakta her zaman fayda var. Burada da düzenin de fena değil. Her türlü iş yapar. Güzel bir köyüm var. Shadow Gamer, gölge oyuncusu. Hadi bakalım, sana da başarılar diliyorum ve sıradaki arkadaşımıza geçelim bakalım. Tosun Paşa. Tosun Paşa. Güzel. Hiçbir yorum yazmamış. Buraya yorumlarınızı da ekleyin arkadaşlar. Okuyorum. Normal zamanda da okuyorum ama burada da ayrıyetten hani videoda da okumuş oluyoruz. Düşüncelerinizi, fikirlerinizi, eleştirilerinizi yazarsanız sevinirim tabii ki de. Şimdi bakalım 3. arkadaşımızın köyü ne alemdeymiş. Bir belediye binası 8 daha.
Bugün herhalde belediye binası 8 inceleyeceğiz hep. Öyle gözüküyor. Savaş Yıldızı 363 şaşkınım. Gerçekten güzel bir oran. Belediye binası 8 için. Birliklerinden her şey bitmiş gibi gözüküyor. Şu sıra full 5 bitmiş. Pekka bitmiş. Ejder bitmiş. Vallahi süpersin. Binici 4. Belediye binası 8'de sadece binici saldırısı yapabilirsin. Garanti 3 yıldız gelecektir. Bundan emin olabilirsin yani. Bakalım Teoman. Kendi klanında da yardımcı lidermiş. 6 seviyelik bir klanı var. Vay! Videoda yalnız böyle denk gelmesi de çok manidar olmadı mı? Çok artistik bir köy düzenim var Teoman kardeş. Tosun Paşa. Ne saldırısı yapıyorsun? Pekka, büyücü, valkür saldırısı. Valkür değil. Dur bir dakika. Bakayım. Pekka, büyücü, kırıcı. Aynen. Güzel bir saldırı taktiği. Bence belediye binası 8'de iş yapar. Ama benim sana tavsiyem, yani çoğu şeyi halletmişsin. Çoğu şeyi halletmişsin derken bir saniye. Bu savunmalar ne Teoman? Teoman bunlar ne Teoman? Senin derdin ne? Troll köy mü bu? Sanıyorum ki troll köy. Aynen. Her şey birinci seviye. Evet. Her şey birinci seviye, ikinci seviye. E peki derdin ne? Yani amacın ne? Bu videoyu izliyorsan bize amacını yazarsan çok memnun olurum. Yani hiçbir şeyi yükseltmiyorsun. İnşaatçıların da boşta. Yan hesap diyeceğim. Yani öteki tarafı daha açmamışsın bile. Gerçekten enteresan bir köy. Neyse, vardır bir bildiğin, yorumlarda yazarsan memnun oluruz, merakımızı gidermiş oluruz. Şimdi sıradaki izleyicimizin köyüne bakalım. Mega yazmış, Clash of Clans etiket yazmış. Teşekkür ediyorum desteklerin için ama köy kodunu yazmadığın için tabi inceleyecek bir şey bulamıyoruz. Tekrar geçtim ve MLBB alt-tire Itachi. Bu arkadaş nereli ya? Köy kodunu bırakmış, başka bir şey de yazmamış. Bakalım bakalım. Sen ne ayaksın kardeş? Arattım. Ya bu ne ya? Yapmayın şöyle şeyler. Rica ediyorum. Videonun süresinden yiyorsunuz arkadaşlar ya. Gıcıklığına mı yapıyorsunuz anlamıyorum ki. Geç bu arkadaşı. Şahin Akkaya. CTRLC. Geldim oyuna. Şahin Akkaya da herhangi bir şey yazmamış. Sadece köy kodunu yazmış geçmiş. Bir köy binası 12. Hele şükür şöyle bakmaya değer bir köy çıktı karşımıza. 1458 savaş yıldızı küçümsenecek bir rakam değil. Kara Kartal. Evet. Beşiktaş klanında, kendi klanında büyükmüş. Ama bence kahramanların birazcık geride kalmış. Koruyucu güzel. Fena değil. 21 seviye iş yapar. Her ne kadar maksa daha çok olsa da en azından iş yapar ama... Köy binası 12'de bence 40 seviye kraliçe birazcık geride kalmış Kara Kartal. Yani tek tesellimiz nedir? Kralla kraliçe arasında çok büyük bir fark yok. Senin yerinde olsam 3 tane işçiyi kesintisiz kahramanlarda bırakırdım. Şimdi araştırma birliklerine geliyorum. Balon bitmiş, kullanılır. Ejderi bitirmişsin güzel. Elektro ejderha 3. Yani kara iksir birliklerinde tazının seviyesini görüyorum. Cadının seviyesi var. Binicinin seviyesi var. Yani her türlü iş yapacak ordun var ama yine de tabii eksiklikler gözümüze çarpmıyor değil. Muhtemelen elektro balon saldırısı yapıyorsundur. Şöyle bir köyüne bakalım. Tam tahmin ettiğim gibi. Biliyorum arkadaş bu işi ya. hemen artistlik yapıyoruz, görüyor musun? Elektro balon ama öyledir yani. Hani ganimet kasmak için de kolaydır. Klan savaşlarında da kolay yöntemdir. Yani oyunun bug'ı gibi bir şey arkadaşlar elektro ejderha. Gerçekten çok güçlü bir asker. Şansınız da yaver giderse üşlenmeyecek köy yok zaten. Evet, yine duvarları yerlerde sürünen bir köy daha karşımızda. Taktik avcı uçağı bitmiş. Cehennem kuleleri bitmiş. Güzel. Belediye binası da 5. seviye. Mega Tesla'yı da çıkartmışsın. Mega Tesla mı diyorlardı? Sanırım öyle diyorlardı. Tam hatırlayamadım. Hava savunmaları bitmiş. Yani savunmalar bazında baktığımız zaman fena değil. Güzel seviyelerde ama sen de tembel bir oyuncusun kardeş. Duvarları basmıyorsun. Saldırı yapmak zor geliyor, duvarları basmıyorsun. Böyle olmaz. Karadan Valkür saldırısıyla bir girerler köyünü dümdüz ederler, haberin olsun. Öteki tarafa da bakalım. Evet, dev topu 4. seviyeye getirmişsin. Çoklu avan 8, güzel. İnşaatçı binası 9. seviye Mega Tesla. 3. seviye Mega Tesla'ya odaklanabilirsin. Savaş makinen de çok geride kalmış. Bayağı geride kalmış. Yani en azından şunu bir 17-18 yap. Ondan sonra bu tarafta full ne yaparsın? Savaş makinesi odaklı çalışırsın. Kahraman kitabı basarsın. İşçiyi alırsın yani. 6. işçi. Sana da başarılar dileyelim kardeş. Evet. Hadi kaç oldu hatırlamıyorum ama son bir tane daha inceleyelim.
Şahin Akkaya bakmamıştık. Bu arkadaşa bakmıştık diye hatırlıyorum ama. Evet, aynı kişi denk geldi. Çok enteresan, ya da ben buradan tuşa basmadım tam olarak, o yüzden öyle oldu. Anlamadım. Bir kere daha basalım. Evet, Rudin Ramazanov. Sadece köy kodunu bırakmış. Yine yorum yapmayı tercih etmemiş. Hemen bu arkadaşın köyüne de bakalım. Ondan sonra da yavaş yavaş videonun sonuna geleceğiz. Evet, bir köy binası 11 hesabı. Kraliçenin, kralın son 4 seviyesi kalmış. Muhteşemsin ya. Muhteşemsin. Büyük koruyucun da son 3 seviyesi kalmış. Kahramanların var ya, çok iyi durumda. Araştırma birliklerine bakıyorum. Araştırmanın da pırıl pırıl parlıyor. Hemen hemen çoğu şey, yani hemen hemen her telden saldırı yapabilecek konumdasın. Büyülerin de hakeza çok iyi durumda. Evet, 410 savaş yıldızı. Yani birazcık sanki geride kalmış gibi. Georgia, seni hatırlıyorum ama ya. Georgia, sanki sana daha önceden bakmıştık. Yanılıyor olabilirim tabii. Evet. Baktığım zaman topların birazcık seviyeleri var. Cehennem kuleleri bitmiş, güzel. Hava savunmaları bitmiş, İhsyayları bitmiş gibi gözüküyor. Gayet güzel. Toplayıcılarla madenler sende de geride kalmış. Yani bunlar rakip için kolay lokma oluyor. Hani isabet puanları düşük olduğu için daha kolay yıkım alıyorlar. Altıncı işçiyi de almışsın. Yani güzel bir hesap ama toplayıcılar madenleri de birazcık yükseltmeye bak. Kahramanları da Max'la 10 numara bir hesap var. Geriye tek duvarlar kalıyor ama yani duvarları da basarsın, yani sıkıntı değil. Çok geride kalmamış. Öteki tarafa da bakalım. İnşaatçı binası 9, çoklu havan 8, mega savaş makinesi 30. Zaten 6. işçiyi aldığın için artık burada ganimetin nereye yetiyorsa yükselt gitsin yani. Gayet güzel durumdasın Georgia diyelim ve yavaştan da videonun sonuna gelelim. Köyler Ne Alemde serisinin 11. bölümü için bu videonun altına köy kodlarınızı ve içten yorumlarınızı yazmayı ihmal etmeyin arkadaşlar. Videoyu da beğenirseniz çok mutlu olurum. Yeni gelen arkadaşlar da kanala abone olup bize destek olabilirler. 5000 aboneye ne kaldı şunun şurasında diyelim. Beni izlediğiniz için çok teşekkürler. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.